Ben Havva, Havva Kısa. 5 yıldır burada bu dükkanı işletiyorum. Benim bir de ortağım var, yengem benim ortağımda. Böyle bir iş yapmayı düşünüyordum. Burası da boşalıyordu. Denk geldi yani. İlk açtığımızda acemiydik. Ticaret bilmiyorduk. Yani kadının yapamayacağı bir iş, yani evet biraz bu kasa işi kaldırma, indirme biraz daha sıkıntı ama yani bugün kadınlar tır sürüyor, tır şoförlüğü yapıyor yani. Diğer taraftan kadın gidiyorsun sana, araba tamir ediyor yani. Yani artık kadınlar hiçbir şeyden gelir, inşaat ustası kadın bile biliyoruz artık yani. İşin kadını erkeği kalmadı. Artık insanlar hani bir de belki ekonomik zorluklardan dolayı iş seçmiyor artık. Arkadaşlar var Dicle'de. Yani ilk satan, ne bileyim, dantel satan, boncuk satan biraz daha hani ona sıcak bakılıyor. Bizim başta biraz evet yani bakan bir daha baktı ama alıştı bizim çevremizde. Yani mesela ben de burada çalışmadan önce evde mesela benim eşimin işte sebzelerini değerlendirip kurutma yapıp kurutuyordum, salça yapıp satıyordum. Annem yapardı mesela yıllar önce, işte salça satardı, inek bakıp işte süt satardı, peynir satardı. Ama onun hani bir böyle belirli bir getirisi olmadığı için o hiçbir zaman nasıl diyeyim yani bir ekonomi sayılmadı. Örtülüydü orası yani. Direkt işte bu kadın çalışıyor eve, desteği var vermedi. Artık biz de alıştık. Hani biz bunu benimsedik, bu benim işim dedik. O yüzden toplum da alışmak zorunda kaldı. Kadının önünü açalım ama yani kadının gayret edip bir şeyler başlaması lazım. Kadın başlamazsa, yani kadın başlayacak ki çevre ona destek olacak. Ya da hani çevre artık onu benimseyecek mecbur bir şekilde. Kadının ben bu işi yapıyorum, yapacağım demesi gerekiyor. Ben kadın esnaf olarak demeyeyim de kadın olarak yani hiçbir zaman boş durmadım. Ben mesela ben ilk evlendiğimde ortaokul mezunuydum. Sonra dışarıdan lise okudum, sonra lisans yaptım. Şu anda işte üniversite öğrencisiyim, ilahiyat okuyorum. Ya kadın hayat olmalı, hayatın